dedem dedem gezgim dedem 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 gezgim dedem 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 dedem. Merhaba arkadaşlar. Görüşmeyeli nasıl sızdı bakalım? Bugün sizlere hiç unutamadığım, daha dün gibi hatırladığım Uludağ maceramı anlatacağım. Daha dün gibi dediysem, bundan çok uzun yıllar önce, ben daha 20-25 yaşlarımda sizler gibi enerji dolu, kıpır kıpır yerinde duramayan bir delikanlıydım. Gerçi hala genç sayılırım. Aylardan Şubat, hava soğuk mu soğuk, evde sobanın kenarında oturuyor, sohbet ediyorduk. Hafta sonu tatilinde ne yapsak, nereye gitsek diye konuşurken, Haluk bir anda oturduğu yerden hızla ayağa kalktı, duvarda asılı duran Türkiye haritasının yanına gitti. Gözlerini kapadı, sağ elini haritaya uzattı ve işaret parmağıyla haritanın üstüne bastırdı. Hazırlan, işte doğa yürüyüşünü yapacağımız yer dedi. Arkadaşımla sırt çantalarımızı hazırlayıp sabahın ilk ışıklarında yola koyuldu. Öğlen vaktine doğru Uludağ eteklerine varmıştık. Doğa tüm güzelliğiyle adeta gözlerimizi kamaştırıyor, insanı resmen büyülüyordu. Düşünün, o kadar yürümüştük ki havanın nasıl karardığını anlamadık bile. Akşam olmuş, karanlık dağa çökmüş, gökyüzünde ay tüm güzelliğiyle gecemizi aydınlatıyordu ki ortalık birdenbire gündüz gibi aydınlandı ve ardından güm diye gök gürleyip bir anda kar yağışı şiddetini arttırmaya başladı. Anlaşılan gece zorlu geçecekti. Hemen sığınacak bir yer aramalıydık ve bulmalıydık. Bir yandan soğuk, bir yandan tipi derken yürüyerek yol almakta zorlanıyorduk artık. Bir de bu yetmezmiş gibi sis çöktü. Göz gözü görmüyordu. Seslenmeye başladım. Haluk! Haluk! Neredesin? Rüzgarın sesi o kadar şiddetliydi ki kendi sesimi zor duyuyordum. İşte o an arkadaşımı kaybettiğimi anladım. Bu zorlu mücadele bir bahara girişinin önünde son buldu. Öyle şanslıydım ki yönümü şaşırmama rağmen fırtına ve soğuğu atlatacak geceyi geçirecek bir yer bulmuştum. Çok üşümüş ve acıkmıştım. Mağaranın iç kısmından bir ses duydum. Elimdeki feneri sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Hiçbir şey gözükmüyordu. Kulak kabarttım. Eyvah! Bu ses bir insana değil, hayvana aitti. Güzel mi güzel yetişkin bir tilki. Yanına doğru emin adımlarla yaklaştım. Bir de ne göreyim? Yaklaşık 2 metre derinliğinde dar bir çukur, içinde yavru bir tilki. Yavruyu kurtarmam gerekiyordu. Hemen sırt çantamdan ince uzun halatı çıkarıp ucunu kement yaptım. Amacım kementi yavru tilkinin boynuna dolamadan gövdesinden geçirmek, sonrasında da yavaşça yukarı çekmekti. İlk 2 denemem başarısız olmuştu. 3. denememde kementi yavru tilkinin gövdesinden geçirmeyi başarmış, yavaş yavaş yukarı çekmeye başlamıştım. Anne tilkiyle yavrusu biraz yanımda durduktan sonra yürüyerek kayboldular. Artık çok uykum gelmişti. Hemen uyku tulumumu çıkarttım. İçine girmeden ateşin karşısında uyuyakalmışım. Üstümde bir ağırlık, yüzümde bir ıslaklıkla uyandım. Bir de ne göreyim? Akşam yaktığım ateş çoktan sönmüş. Uyku tulumumun içinde olmam gerekirken yan yana yatmışız. Beni soğuktan koruyan, hayatta kalmamı sağlayan şeyse dün gece yavrusunu kurtardığım tilkiymiş.
üstüme yatmış, beni sıcak tutmaya çalışmış. Ben de diyorum bu üstüme çöken ağırlık ne? Neyse çocuklar, fırtınada kaybettiğim arkadaşım Haluk'u bulmam gerekiyordu. Hızlıca toparlanıp mağaradan dışarı çıktım. Ortalık sakinleşmişti. Tam olarak dağın neresinde olduğumu kestiremiyordum. Her yer birbirine benziyordu. Haluk! Haluk! Beni duymasını umut ediyordum. Tam o sırada dün akşam yavrusunu kurtardığım anne tilki yanımda bitiverdi. 3-5 dakika o önde, ben arkada yürüdükten sonra bir de ne göreyim? Haluk arkadaşım bir insanın sığabileceği genişlikte derince bir kuyuya düşüvermiş. Ne maceraydı ama. Evet çocuklar, başka bir macerada görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.